Dua farkına ermektir. Dua güçtür. Dua en güzel mesajdır. Dua insanı kötülüklerden alıkoyar elhamdülillah. Sevgili dostlar, TikTok sayfamda uzun günlerden beri, haftalardan beri duaların güzelliğinden, zikirlerin güzelliğinden ve mucize olan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin güzelliğinden sizlere dilim döndüğünce bahsetmeye çalıştım ve devam edeceğim inşallahü teala. Neden hep dua 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 diyoruz? Dua eden insan o yüce gücün farkına eren ve yüce Rahman'dan yardım isteyen ve onun yardım edeceğinden emin olan kişidir. Ne diyor? İyya kena budu ve iyya kenesta in. Ya Rabbi, biz yalnız sana sığınır ve yalnız senden yardım isteriz. Çünkü biz senden geldik, yine sana döneceğiz. Ahlakımızı, ruhumuzu, gönlümüzü ve kalbimizi ve cismaniyetimizi güzelleştirmek Kur'an yolundaki edepten geçiyor. Kur'an ahlakından ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını örnek almaktan geçiyor. İnsan kendine saygı duymadığı zaman insan benliğini ve zihnini güzel bir yere oturtamadığı zaman hiçbir gün mutlu olamaz. Her gün yüzü asık, umutsuz, ekşi suratlı, yüzündeki ifadede o güzel mutluluğu bulamayan gönlü kalbi sanki bir karanlıklar içerisinde olan insandır. Edep, ahlak ve iman insanı her gün ruhunu tedavi eden, kalbini tedavi eden ve gönlünü yücelere açan bir sırdır. Elbette ki edebi kazanmak, elbette ki ahlaklı yaşamak Zor bir mesele bugünlerde. Neden diyeceksiniz? Çünkü insanın nefsini oyalayacak o kadar sahte, o kadar kötü şeyler var ki. Nefisler bunlarla birlikte oldukça, bunlar hoşlarına gittikçe, iyilikle aralarındaki mesafe gittikçe açılır, 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 açılır. Ve insan zanneder ki ben o nefsime hoş gelen şeylerle mutlu oldum. Ama ayetlerde buyurduğu gibi şeytanın birinci olarak ele geçirmek istediği şey de işte nefistir. İnsanda doğuştan haya duygusu vardır. Çünkü cennette Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin şeytanın kandırıp elma yedirdikten sonra üzerlerinin açıldığı anda yapraklarla kendilerini örtme duygusu işte o haya duygusudur. Fakat edep İslam ahlakıyla, Kur'an güzelliğiyle ve peygamberin hayatını örnek almakla öğrenilebilir. İnsan para ile, insan elbise ile, insan şan ile, şöhret ile, yeme ile, içme ile, nefsini tatmin etme ile ne kadar gidebilir? İnanın ki bunu şöyle örnekle çok iyi görebiliyoruz çok sevdiğiniz bir markanın telefonunu alıyorsunuz. Çok hoşunuza gidiyor. Onunla işte uğraşıyorsunuz. Şu edebiliyorsunuz, bu edebiliyorsunuz. Belli bir zamanı var. Ondan sonra o telefon sizin için sıradanlaşıyor en beğendiğiniz elbise, en beğendiğiniz ayakkabı, en beğendiğiniz araba, ev, şu, bu bunları elde ettikten sonra sıradanlaşıp hayatınızda küçük bir noktaya itip atıyorsunuz. Tıpkı bir köşeye atılan bir kitap gibi, tıpkı bir köşeye atılan kurumuş bir çiçek gibi, tıpkı bir köşeye atılan bir kirli çamaşır gibi unutup gidiyorsunuz. Çünkü nefis sınırsız bir dünya tatmini içerisinde bulunuyor. İşte ondandır ki nefislerinizi terbiye etmezseniz hayatınız güzelleşmez, hayatınızda mutluluğu bulamazsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sen bu İslam tebliğini bırak, gel bizim yanımıza, sana istediğin kadar para verelim dediklerinde diyor ki bir elime dünyayı, bir elime güneşi verseniz de ben Allah yolundan vazgeçmem. Çünkü biliyor ki bu dünya hayatı bir gün bitip gidecek. Hepimiz hiçbir şey getirmeden geldiğimiz gibi hiçbir şey götürmeden de gideceğiz sevgili dostlar. Farkına ermek lazım. İşte diyoruz ki dua eden insan o güzelliğin farkına eren insandır. Dünya ile arş arasında yedi kat gök bulunmaktadır. Her göğün mesafesinin arası 500 yıllık bir mesafedir. Ve bu mesafeleri kat eden, yüceler yücesine ulaşan, alemlere rahmet olarak yaratılmış olan Peygamberimiz Ahmet Muhammed Mustafa, onun vasıtasıyla bizlere Kur'an-ı Kerim denilen mucizeyi getirmiştir lütfen lütfen ve lütfen evlerimizdeki bu mucizenin bildiğimiz dildeki manasını da okuyalım. Ve unutmayalım. Namaz esnasında secde Zülcelali ve ikramı en yakın yerdir. Yakınlaşmak isteyen her zaman o secdede anını bulundurması gerekir. İbadetler İbadetler insanda müthiş bir güzelleşme meydana getirir. Tevazu meydana getirir, merhamet meydana getirir ve onu günahlardan uzaklaştırır. Sevgili dostlar ayette buyuruyor ki biz cehennemi günahkarlar için içinden çıkılmaz bir zindan eyledik. Estağfurullah ya Rabbi sen bizi oradan muhafaza eyle. Düşünün ki hesap gününde İnsanlar sağ defteri sağ tarafından, amel defteri veren insanlar cennetin o nimetlerine kavuşuyor ama günahkar insanlar içinden çıkılmaz bir alevin içerisinde yanmaya başlıyorlar. Hatta diyor ki ayette cehennemde alev içinde yananlar cehennemin bekçisi Malik ederler ki Malik ne olur Allahu Teala'ya yalvar da bir gün azabımızı durdursun. Malik de der ki siz kendiniz söyleyin. Ve Zülcelal ve İkram buyurur ki sizin azabınız sonsuzdur. Sevgili dostlar şeytan insanlara günah işlemeyi çok güzel gösterir. Şeytan insanlara kötü yolları çok süsleyerek gösterir. Ve şeytan sizi bir uçurumun kenarına getirir. Tekmeyi basar ve çıkar gider derler ya son pişmanlık fayda vermez. Onun için bütün kötü alışkanlıklarımızı bırakalım. Maddi manevi kötü alışkanlıklarımızı bırakalım. Nefsimizi günaha şey sokan şeylerden uzaklaşalım. Ne diyorum? Şeytandan uzaklaş ki meleğe yaklaş. Dua en güçlü mesajdır. Dua en güzel güçtür. Dua farkına ermektir. Lütfen farkına erelim. Sevgili dostlar, yanımızdakilere, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, ailemize karşı lütfen merhametli davranalım. Onları güzelliğe davet edelim. Dua etmeye, Kur'an mucizesini okumaya, namaz kılmaya, ibadet etmeye, zikretmeye davet edelim. Elbette ki işlerimizi, güçlerimizi yapacağız, işimize, gücümüze koşacağız. Ama bizlere bu kadar nimeti veren, kıyamete kadar saysak bitiremeyeceğimiz kadar nimeti veren zülcelali ve ikramı da şükretmeyelim mi hamd mi zikretmeyelim mi secde etmeyelim mi sevgili dostlar mutlaka edelim peygamberler bütün kavimleri doğru yola çağırdıklarında yüzlerce küfür işitmişler, yüzlerce kötü söz işitmişler, işkenceye maruz kalmışlar, yaralanmaya maruz kalmışlar ama Allah yoluna davet etmekten vazgeçmemişler. Ne diyor? Allah'ın peygamberleri doğru yol üzerindedir. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah hepinizden razı olsun. Sayfamızı izleyen, destek veren, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Youtube sayfamda iki tane yazmış olduğum kitap var. suretil Anka ve Sima-ül Gayb. Benim sesimden o kitapları dinlemek isterseniz lütfen Youtube sayfamıza bir uğrayın derim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs>